Muhterem Müslümanlar, en bir istekallı olmaz o sarılma. Ve İslam dini bilirsiniz, sonuncu olsa da, lakin bu o demeyi ki, ondan qabaqçılar başka din. Yok, tüm peygamberler İslam'ı təbliğ etmeye gelmişler. Yani, tek Allah'a ibadet etmeyi, onun şerifleri koşmuyor. Bir gün Allah Teala buyurur ki, وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Biz her bir ümmette biz Resul gönderdik. Her bir ümmete biz Resul gönderdik. Öyle bir kavim yoktu ki biz oraya peygamber yollamayalım. Biz Allah Teala buyurur. Ona göre bunu ki, biz her bir kavime biz Resul gönderdik. Onlar ne dediler? اَنْ عَبُدُ اللّٰهِ. Yalnız Allah'a ibadet edin ve işlemi mutlalı olur. Yani Allah'tan gayrısına ibadet edemeyin. Ona göre bütün peygamberlerin dini bir din. Ve fakat Allah subhanahu wa ta'ala bize bu kişi kitabı yolluyor, Kur'an-ı Kerim'i. O bize gösterir. Neyse yaşamak lazımdır. Neyse ibadet etmeyi lazımdır. Allah'a neyse yakınlaşmak lazımdır. Peygamber'e neyse ifaat etmeyi lazımdır. Bu lazım lazımdır. Çünkü Allah Teala bir tane özünle ifaat etmeyin. Hem senin peygamberine de bir kitabı olur. Allah Teala buyurur ki, اِنْ تُرْتَيُعُونُ تَحْتَدُ. Siz ona tabi olsanız, onda düz yolda olacaksınız. Allah Teala başka ayet buyurur ki, وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَحُزُوُ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size ne emredeyse onu götürün. وَمَا نَحَكُمَ عَنْهُ فَانْتَهُ. Neden çekindirip sonuna çekin. Ve Kur'an-ı Kerim hamsi her bir ayet, her bir hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük hikmetler ulaşıyor. O ayelerden de, o surelerden de en balazasında Kısır suresi. Allah subhanahu aleyhi fikir versin bu sureye. Söhbet surenin balazalığıyla değil. Söhbet surenin mənasında olur. Böyük mənalar başlıyor. Mesela İhlas suresi. Bak mənim balazı sure değil. Lakin böyük mənalar başlıyor. Ona göre Allah subhanahu aleyhi fikir versin Əsr suresinde Allah Teala buyurur ki, öyle asır. Əsri anlayacak. Allah istediği bir şeye məhlubiyyatını anlayacak bilir. Ama biz məhlub. Allah'tan qeyrisini and içirmeli. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim and içirsə Allah'a and içir. Kim Allah'tan qeyrisini and içirsə yaşı ikili getirir. Ona göre ama Allah okuyanda Kur'an-ı Kerim görürsen Allah zeytun and içir. Bəzi meyvelerle. Güneş and içir. Ulduzlara and içir. Kur'an-ı Kerim de. Ne kadar ayeler var ki Allah Teala orada and içir. Ne ki bu ayede, Esr suresinde. Deyir, ve le asr. Esr and içir. İndi alimler ixtilaf edirlər, bu esr nedir? 100 ildir, yoksa nedir? Vaxt, her anda vaxt. Bir esr. Yani bir vaxt. Təxminən 100 il. Yani Allah Teala and içdiği şeylerde böyük hikmet var. O şeylerde bizi yönetmek istedik ki, bak bunlara fikir verin. Bunlara dikkatli olun bu şeylerden. Bunlarda size xeyir var. Ve sonra buyurur ki Allah Teala and içəndən sonra, deməli and içəndən sonra nəsə mühüm bir şey gəlir. Vəlasıq, innəl insan ləfi xusur. Bütün insanlar xəsarət içindədir, ziyan içindədir. Hamısı. Sonra deyir ki, istisnai. Bunlardan başqa. Ona göre çalışma lazım ama bunlardan olaq ki, xəsarət çəkənlərdən olmayan. Ve deyir ki Allah Teala, İllellezine amenu. Kim ki iman getirecek, yani düzgün iman. Ve amilu salihat. Salih ameller görecek. Ve tavasav bil haq. Ve birbirlerine hakkı tövsiye edecekler. Ve tavasav bil sabr. Ve birbirlerine sabri tövsiye edecekler. Ve bunlar bu dört sifatlı olan insan o hesaretten çıkıp klas olur. Bu dünyada ve ahirette. Ve isteyelim ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem o dört isim, dört sifatta olanlardan etsin. Allah subhanahu aleyhi ve sellem bize şifadınlardan etsin. Allah subhanahu aleyhi ve sellem Müslümanlara kömek olsun. Allah subhanahu aleyhi ve sellem ölkəmizə əminamanlıq etsin. Allah Allah bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Əqul həzə və astaghfirullahi və ləkum və lisəikə müzmin min kulludan. Astaghfiru innahu huvəl-ğəfurur-rəhim.